Bu su çok iyiymiş abi ya, buz gibi. 0 dereceye yakın neredeyse, 1 derece gibi. Burada duruyorum, normalde herkes suyu çok böyle şey değil, içilmiyor. Ha. Bu en güzel su burada şu an yani. Ha evet. Böyle oturdum burada biraz 10-15 dakika mola verip yola çıkacağım sonra. 15 kilometre kalmış. Yaklaşıyoruz gitgide. Çantaları da çekip düzenledik. Süper, bakın. Bu çok güzel bir şey oldu ya. Yolculuk boyunca poşet pis ama yol başından beri kullanıyorum. Çöplerimi hep içinde tutuyorum onu. Yani doğayı kirletmektense yanınızda bir tane poşet bulundurmanız, arabaylaysanız bile yani çöpü mesela arabadan dışarıya atanlar bile var. Yani yanında bir tane poşet bulunduracaksın. Doğada geziyorsan, doğada geziyorken bir tane poşeti çantana sıkıştırıver. Ne olacak? Ne yer kaplayacak o? Onunla bütün çöplerini, çöpü nereye atacağım diyeceğine o poşete atacaksın. Yanında kalacak. Sonra çöp gördüğün yerde de poşete atacaksın yani. Ben sürekli çöp görünce poşetin içindekileri boşaltıyorum, oraya atıyorum. Devir daim yapıyorum poşeti böyle. Kullanıyorum yani. Bunu bu sefer başka bir yere bağlayayım ya. Bu çok sarkıyor çünkü. Önde. Niye öyle oluyor? Haydi bakalım şimdi sınavımızı verelim şu rampayla. Bu rampa sonuncu rampaymış bu arada. Tutuğum çok acıdı be. Oturamadık. Zinciri de buraya doladım artık. Rahat böyle de rahat. Şuraya bak, orayı telefonla çekeyim. Telefonla sanki daha güzel çıkıyor gibi hissediyorum. Cam kırıkları. Doğaya çıkarsa, doğa gezisine çıkarken en büyük kurallardan bir tanesi yanına poşet almak. Çöp poşeti niyetine. Çöpleri onun içine atmak. Akıllı insanın yapacağı iş budur yani. Kendini akıllı bir canlı olarak görüyorsan bunu yapmalısın. Bunu yapmıyorsan, doğaya atıyorsan kendini hayvandan üstün görme lütfen. Çünkü kendini kandırıyorsun demektir. Ha. Ha. Sanki bir yerde bir şeyimi unutmuşum gibi geliyor ama bir eksiklik hissediyorum yani. Bir şeyim bir yerde kaldı gibi hissediyorum. O ne, daha hatırlayamadım ama bakalım hatırlayacağım bir şey çıkacak mı? Unuttum. Ha! Diş macunla fırçamı aldım değil mi lan ben? Aldım ya. Aynen. Lavaşları bıraktım bir tek arkada. Çünkü yağmurda ıslandılar, dışarıda unuttum onları. Poşet edelim işte. Tavuklara verdim onu. Tavuklara bıraktım onu. Yemek arası vermem lazım. Acıktım, o yüzden tükeniyorum artık yokuşta. Ama yokuş bitince çok güzel yokuş aşağı geliyormuş, onu bekliyorum. Yokuş aşağı ineceğim, sonra yemek yiyeceğim. Kim buldum? Galiba ben kartımı unuttum orada. Kartımı unuttuysam eğer, vay benim kafamı kim ben? Vay benim kafam vay. Burada ol. Burada be. Benim kafam çalışıyor oğlum artık, tamam.
Benim kafam çalışıyor artık, buna emin oldum. Hiçbir şey unutmadım bence. Derken şimdi kontrol ettiğim için düşürüyormuşum burada. Fark etmiyormuşum. Çatak belli yazıyor tabelada. Rakım 1477. Bundan sonra ben de sticker bastıracağım. Böyle tabelalara sticker'ımı yapıştıracağım. Geçtim. Yapıştırmayayım mı? Yapıştırayım vallahi bir tane. Şuradaki görüntüye bak. Dur onu telefonla çekerim. Daha net aktarayım orayı. Çok iyi. Şimdi yukarı aşağı başlıyoruz. Artık yağmurdan kaçmaya çalışma vakti geldi. Bulutlar kara kara ve çoğaldı. Onun için bir an önce yokuşa inip sığınmacalı bir yerde yemek yiyeceğim. Pedal çevirmek yok diyecektim, şimdi kamerayı ayarlarken çevireyim. Pedal çevirmek yok bize bu yolda. Pedal çevirmeden. Çeşme var mı sadece? Şu an havada şöyle söyleyeyim. Hani polenler olur ya, üflediğimiz... Batarya değiştik. Serin oldu. Yokuş aşağıya böyle... Gün ışığında şeyler uçuşuyor ya, polenler, beyaz beyaz havada, Avatar filmi gibi. Çok iyi. Ağzım açık, izleye izleye etrafı iniyorum yani yokuşta. Daha güzel yerler bulacağım eminim. Thank you.
Başladı. Arkada yağmur başladı kesin. Yakalayacak beni 10 dakikaya. Hemen gitmem lazım buradan. Çıkarın beni bu cehennemden. Yağmurdan korkuyorum çünkü. Ya ne korkacağım yağmurdan? Şaka yapıyorum da. Yani işte. Sığınacak yer bulmak önemli olan yağmurda. Oo var ya. Şimdi 0 dereceye yakın olan sudan içeceğim ha. Termostan. Oh. Çantama eklemediğim bir şey kaldı mı acaba ya? Çantada yer kalmadı. Hala artık eşyaların şekillerini falan büzüştürüyorum. Eşyaların falan böyle işte şekillerini Tetris parçası gibi, Lego gibi üst üste sıkıştıra sıkıştıra koyuyorum. Oo. O bitecek yeter. Oo çok iyi. Ay pardon. Şey gelmeden, yağmur bulutları gelmeden şunun ekranı görsün ama. Artık gitmeliyse. Hadi. Müziği tekrar açayım. Müziğim güzeldi. Ha. Dinliyordum. Allah! Hey baby girl! Oh yeah! Lan terim kurumuştu. Montu çıkarayım dedim. Yani drone'u uçurken terim kurumuştu. Montu çıkaracaktım. Drone tekrar toplayıncaya kadar çıkaramadım, çıkartmadım. Sonra drone toplayana kadar tekrar terledim ya sıcaktan. Şimdi yine yokuş aşağı serin. Yine giysim var şimdi ona. Aptal oldum valla. Bakalım çok hızlanmazsam çok da rahatsız etmiyor rüzgar. 20 civarı güzel. Kuru yemişlerimizi denedik. Enerji toparladık. Benim kulaklık. Benim... Vallahi buna ne oldu böyle ya? Üşüp duruyor. Baksana burası böyle bir şey oldu saçma sapan. Ya mı koluma böcek? Başka yere kon. Bu niye böyle çıkar buradan ya? Orayı bir Japon mu yapsam ben? Ne yapsam? Ya da tamire götüreyim. O beatbox yapmışlar şey. Aman dubstep yapmışlar şey. Country müziği. Dubstepli country. Burayı da çekeceğim, dayanamayacağım. Ben böyle varamam he. Ulan saatte 1 kilometre yol aldık. İşte bu. Bak görüntünün güzelliğine bak.
Ama harbi cennete geldim, haberim yok ya. Ben bizim memleketimiz tam kelimesiyle cennet ya. Hakikaten ya, bu ülkeyi gezmeden yurt dışını gezenlerin ben aklına şaşırırım şu an. Şaşırmaya başladım şu an. Ya var ya, yurt dışından ziyade hepimiz öncelikle ülkemizi tamamen gezmeliyiz bence. Her yerde ayrı bir özelliği, bir güzelliği var. Şimdi bunun üstünde de antik kent göreceğiz. Çok yatırma. Köy bitti. Solda yamaçta bir köy burası. Yamacı kurulmuş bir köy. Sularımız var. Bir tanesi sadece yarım kaldı o kadar. Yolların keyfine bak ya. Hayatta mutlu olmak istiyorsan kalbini dinlemek zorundasın. Beynini değil. Beyninle düşünüyorsun, kararlar alıyorsun, evet, ama unutma ki kalbinle yaşıyorsun. Kalbin seni hayatta tutuyor. Beyin ölümün gerçekleşse bile hayatta kalabiliyorsun. Ama kalbin durdu mu asla. Bence kalbi dinlemek daha önemli. Kalbinden geleni dinle. Kalbinden gelen sesi takip et. Beynini değil. Aklımız hep birçoğumuzu oyun oynayabiliyor. Olmadık şeylerden korkutabiliyor bile bizi. Aklı dinlemektense kalbi dinlemek daha doğru bence. Ya bu arada yollarda giderken, hani üzülerek söylüyorum bunu, kediye köpeğe falan araba çarpıyor görüyoruz, yani kedi ölüleri falan görürüz yolda, böyle kötü oluruz. Onlara alışım ama burada rengarenk kuşlar görüyorum yerde, araba çarpmış. Sincap görüyorum. Çok enteresan valla. Daha kötü yaptı işte. Burada kötü hissettir ya. O dünya tatlısı şirin canlar yerde yatıyorlar öyle yolda. Araba çarpmış. Hepsine. Yani bir tane iki tane, yani kedi falan görülüyor. Alışın kedi karşısına başka bir şey. Sincap nedir? Kuş nedir? Serçe gibi kuşlar. İki tane. 2-3 çeşit yani farklı kuş gördüm, renkli renkli, serçe boyunda. Araba çarpmış hep. Belki daha fazla gördüm yani. Haydi samba, bulduk yolu. Haydi samba, sagolosa samba. Yeppa. Ha ha.
fidan sokaktır aşağısı da. Burası otobüs durağı galiba. Gök gürledi ya. Geliyor yağmur geliyor. Neyse serinleyeceğiz. Elektronikler ıslanacak ama. Hiçbirine poşet yapmadım. Keriz gibi. Ne olacak? Bu unutkanlığım bu yaşta benim ya. İyi günler. Canlı Ekmen. Sagollas'a gider burası değil mi? Dur şunu kapayım, duyamıyorum abi, özlem. Bir daha söyleyebilir misin? Burada hemen gittin mi oraya? Hı hı. Bir doğru gidiyor. Şu tarafa yolu var. Orta yola girdim, Sagollas yoluna direkt çıkıyor. Orta yolu izleyeceğim. Şurada hemen yakında. Ha tamam, görürüm şimdi. Evet. Teşekkür ederim amcığım. Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Son 803 metre kaldı. Çok güzel bir köyden geçiyorum. Çok tatlı, çok şirin. Her yere baka baka, izleye izleye gitmekten bazen rotanın dönüş yerlerini kaçırıyorum. Uyarı sesini duyuyorum geçtim rotayı diye. Dönüyorum geri. Hadi oğlum. Basarsın sen, basarsın sen. Yayla kent 4. sokakmış burası. Selamünaleyküm. Sagollas Antik Kent'e gider bu yol değil mi? Gider. Buradan izleyelim. Teşekkür ederim. Buradan. Teşekkür ederim. Turn left. After 40 meters, turn right. Toki buraya da el atmış herhalde. Affetmemiş. After 200 meters you will arrive to your destination. Wow! Sonunda güzel bir şey söyledin be. Rotaya geçtin. Sola dön, sağa dön, yukarı çık, tırman, git, tepe düz, devir demek yerine geliyorsun dedi. 200 metre kaldı dedi. Destination no no dedi. Böyle güzel bir yere kurmuşlar bu antik kenti zamanında. Antik insanlar. Onların işlek kenti burası. Aa, bak Likya yolu patika işaretleri var burada kayalarda. Dur telefona çekeyim onları daha net görsün. Sagollas antik kentinin girişi sayılır. 200 metre mesafedeyiz girişe. Burayı Toki el atmış hemen. Aşağıda bir sürü köy geçtik. Çok güzeldi. Burası yani Sagollas'a gidiyor ya da farklı bir patika mı izliyor? Yoksa başka bir şey mi? Azizpol yolu falan mı yoksa bu? Oy.